Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yargılı. Bugün de sizlere Meksika'ya gelirken ne tarz evraklar getirmeniz gerekiyor, bunları anlatmaya çalışacağım. Bugün bir restorana geldim. Hem bir karnımı doyurayım hem de sizlerle bunları paylaşayım istedim. Bakalım, umarım size vereceğim bilgiler sizler için faydalı olur. Şimdi notlar da aldım kendime. Notlardan da bakacağım, kopya çekeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü hepsini doğru bir düzenekte anlatmak en güzeli bence. Birincisi, Meksika'ya gelirken yanınızda pasaportunuzun olması gerekiyor ve bu pasaportun süresinin de en az 6 ay olması gerekiyor. Pasaportunuzu şayet yeni aldıysanız ve üzerinde herhangi bir ülkeye giriş çıkış damgası yoksa bu sizin için bir zorluk olabilir. Tertemiz bir pasaportla yeni bir ülkeye, özellikle Meksika'ya girmek biraz sıkıntılı ve zor. O yüzden pasaportunuzun üzerinde herhangi bir ülke giriş çıkış damgası varsa bu giriş şansınızı daha çok arttırıcı bir unsur. Böylece insanlar çeşitli ülkelere gezdiğinizi ve bunun sonunda da ülkenize döndüğünü görmüş oluyorlar. İmigrasyon böyle bir şeyi görmekten daha mutlu oluyor ve sizi daha rahat kabul ediyor. Bunun haricinde buraya gelirken muhakkak ev vizenizin olması gerekiyor. Bunu Meksika konsolosluğu, Türkiye'deki Meksika konsolosluğunun ev vize sitesinden alabiliyorsunuz. Size onun linkini aşağıda bırakacağım. O bırakacağım linkin biraz aşağısında da abone ol butonumuz var. Katıl butonumuz var. Onlara da muhakkak bir tıklayın. Bize de faydası var. Ayrıca videolarımızı beğenirseniz yine bizi memnun etmiş olursunuz. Çünkü bunlar YouTube algoritmasında bizleri öne alan şeyler. Videolarımızın daha iyi seyredilmesini sağlayan şeyler. Onları da yapmanızı sizden rica edeceğim. Yalnız bu ev vizeyi almanız tabii ki ülkeye giriyorsunuz anlamına gelmiyor. Bu sadece bir ön vize. Burada ev vizenizi alıp uçabiliyorsunuz. Fakat ülkeye giriş hakkındaki tüm izinler, haklar orada karşılaşacağınız, yüz yüze geleceğiniz imigrasyon memurunda. Yani Türkçe karşılığı olan gümrük memurunda. Gümrük memuru sizi ülke içine alma ya da almama hakkına sahip. Bunun haricinde ev vizenizi aldığınız zaman ev vizenin geçerlilik tarihi 30 gün. 30 gün içerisinde Meksika'ya girmek zorundasınız. Şayet bunu kullanmazsanız, 30 günden sonra gelirseniz o vizenin bir geçerliliği yok, bir yenisini almanız gerekiyor. Ev vizeniz yoksa zaten büyük ihtimalle sizi Türkiye'den de uçağa almayacaklardır. Bu tarz bir hareket başlamış, bu tarz bir işlem başlamış. Ev vizesi olmayanı kesinlikle Türkiye'den de bindirmiyorlar uçağa. Yani Türkiye sınırları içindeyken bile geri döndürülme şansınız olabiliyor. O yüzden bu konuya özellikle dikkat edin. Uçağa binerken yanınızda muhakkak ulaşabileceğiniz bir noktada, cebinizde, ulaşabileceğiniz çantanızda bir adet tükenmez kalem bulunsun. Çünkü Türkiye'den kalkan veya her nereden geliyorsanız oradan kalkan uçaklar Meksika hava sahasına girdiği zaman sizlere bir form verilecek. Bu form FMM vizesi, yani Meksika'da turist olarak bulunacağınızı gösteren bir vize. Bu formu doldurmanız istenecek. Formu eksiksiz olarak doldurun. Form size büyük ihtimalle sadece İspanyolca olarak gelecek. Şayet İspanyolca'da sıkıntı çekiyorsanız ben muhakkak cep telefonlarında çeviri programınız olsun ve offline olarak çalışabiliyor hale getirin bunu. Aksi takdirde doldurma konusunda sıkıntı çekebilirsiniz. Ama yine de sıkıntı çekerseniz muhakkak kabin memurlarına sorun. Onlar size neyi nasıl dolduracağınızı gösterirler. Bu FMM vizesi iki parçadan oluşuyor. Gümrük memurunun karşısına geldiğiniz zaman şayet sizin geçmenizi onay veriyorsa bu vizeyi damgalıyor. Damgaladıktan sonra bir parçasını size veriyor. Bu verdiği parça aşağı yukarı pasaportunuzun sayfa boyutunda olan bir parça. Çok gürültü geliyor. Bu verdiği parça aşağı yukarı pasaportunuzun boyutunda olan bir parça. Bu parçayı bütün Meksika seyahatiniz boyunca yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Şayet polis sizi durdurup da bu vizenizi sorarsa muhakkak onu göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde problem yaşayabilirsiniz. O yüzden FMM vizesini ülkeden çıkana kadar yanınızda bulundurmanız gerekiyor.
Aynı zamanda bu vizeyi ülke çıkışında da uçağa binmeden önce görevlilere teslim etmeniz gerekiyor. Şayet vizenizi kaybettiyseniz veya teslim edemiyorsanız bu konuda da bir ceza ödemeniz gerekir. Bunun da bedeli aşağı yukarı 30 dolar gibi bir rakam. 30 dolar ödeyerek vizeyi tekrar doldurmanız ve mevcut parçayı da oradaki gümrük görevlisine vermeniz gerekecek. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Meksika'ya giriş çıkış konusunda mutlaka yanınızda geliş ve gidiş biletiniz olması gerekiyor. Tek yön geliş biletiyle Meksika'ya giremezsiniz arkadaşlar. Yani turist olarak giremezsiniz. Yalnız şöyle girme şansınız var. Şayet çalışma izni aldıysanız ki bu L1 formu deniyor buna. Bu formu doldurup Türkiye'deki konsolosluğa, Türkiye'deki Meksika konsolosluğunu onaylattıysanız o zaman sadece tek yön geliş vizesiyle buraya girmeniz mümkün. Onun haricinde geliş gidişi olmayan uçuşlarda Meksika'ya girişiniz mümkün değil. Muhakkak kapıdan deport edilir, geri yollanırsınız. Bu da aklınızda bulunması gereken bir şey. Tabii bu konuda param yok, geliş dönüş bileti alamıyorum diye bir şey mümkün değil. Zaten oradaki imigrasyon görevlileri bu bileti sizin için alacaklar. Bu biletin bedelini hem Türk konsolosluğuna hem de sizin adınıza charge edecekler. Yani siz Türkiye'ye döndüğünüzde de mutlaka o biletin parasıyla karşılaşacaksınız ve onu ödemek zorunda kalacaksınız bir şekilde. O yüzden geliş gidişinizi muhakkak alın. Zaten geliş gidiş arasında çok çok büyük bir, yani tek geliş almakla geliş gidiş almak arasında çok çok büyük bir rakamsal fark yok. Kendinizi boşu boşuna riske sokmayın. Aynı zamanda Meksika sınırları içerisinde kalacağınız yeri belgeleyecek bir belgeniz olması gerekiyor. Bu belge ne olabilir? Airbnb'den, Booking.com'dan yaptığınız bir rezervasyon belgesi olabilir. Otelde kalacaksanız otelden yaptığınız bir rezervasyonun belgesi olabilir. Ya da herhangi bir şekilde birinin yanına geldiyseniz, onunla beraber kalacaksanız, onun size yollayacağı davetiye mektubu olabilir. Bu tür davetiye mektuplarının en iyisi kalacağınız kişi tarafından yazılmış ve size postalanmış olanıdır. Yani mektubun orijinalini getirmenizde fayda vardır. Buradaki gümrük memurları orijinal kopyayı görmek isteyeceklerdir. Elinizde olmasında fayda var. O yüzden davetiye mektubu geliyorsa size muhakkak bunu posta yoluyla alın ve elinizde düzgün elle yazılmış ıslak imzalı bir davetiye mektubu olsun. Aynı zamanda ülkeye giriş yaparken muhakkak İspanyolca ya da İngilizce dillerinden birini bilin. En azından bunları hani hayatınızı idame ettirebilecek seviyede bilmeniz çok önemli. Buradaki memurun karşısına gidip de hiçbir şey bilmeden boş boş bakarsanız büyük oranda onlar da sizlere o şekilde bakıp sizi tekrar ilk uçağa koyup geri yollayacaklardır. Yani derdinizi anlatabilmeniz gerçekten çok çok önemli. Buraya girerken mesela pasaportunuzda Amerika vizesi, Kanada vizesi veya Schengen ülkelerinden herhangi bir ülkeden alınmış bir vize varsa bu girişinizi tamamen sorunsuz hale getirecek bir şey. Bu vizeler olduğu zaman size sorunsuz bir şekilde kapılarını açıyorlar. Onlar için garanti bir olay bu. Bunun haricinde mesela herhangi bir ülkede, Türkiye haricinde herhangi bir ülkede oturma ve çalışma izninizin olması da sizin girişinizi kolaylaştırıyor. Biz de bu şekilde girip çıkıyoruz devamlı. Beni. Muchísimas gracias. Evet, biz de bu şekilde giriş çıkış yapıyoruz devamlı. Çünkü bizim Uruguay'da kalıcı oturumumuz var. İşte malımız, mülkümüz var orada, herhangi bir yatırımımız var. Bunları da görmek isteyebiliyorlar zaman içinde. Buraya girişte size bazı sorular soracaklar. O soruları da size kısa kısa anlatayım. Sizi kabul etmek için soracakları soruları. Birincisi, ne amaçla geliyorsunuz? İşte turistik amaçla mı? Yatırım mı yapmak için mi? Veya ticari amaçla mı geliyorsunuz? Bunları soruyorlar size. Bunlardan artık geliş türevinize göre bir tanesini siz cevaplamanız gerekiyor. Her halükarda size yanınızda para var mı veya ne kadar paranız var diye sorabilirler. Bu soruyu karşılarındaki insanı görerek soruyorlar ama bunu sorduklarında da işte en azından yanınızda 1500-2000 dolarlık bir nakit paranın olması girişinizi kolaylaştıracak bir durum.
Artı kredi kartlarınızı soracaklar. Kredi kartınız var mı? Yani bu soruları sormalarının bütün sebebi aslında buraya geldiğinizde herhangi bir şekilde kendi hayatınızı idame ettirebilecek misiniz? Kendinize yeterli misiniz? Bunu görmek istiyorlar. Yani gelip de burada ülkeye veya gelip de burada yanında kalacağı insana bağımlı olmayacak kişileri ülke içine almaya çalışıyorlar. Bu da gayet normal. Bu birçok ülkenin yaptığı bir prosedür. Bunu da yadırgamamak lazım. Tabii bazı hususlar var ki ülkeye girişinizi zorlaştırıyor. Mesela 20 ve 40 yaş aralığındaysanız, buraya tek geliyorsanız, tek bir bayan, tek bir erkek olarak geliyorsanız, pasaportunuzda hiçbir ülkenin damgası yoksa ve derdinizi doğru düzgün anlatamıyorsanız büyük ihtimalle deport yiyeceksiniz. Yani ülkeye alınmadan geri yollanacaksınız. Bunu aklınızda tutun. Bu şekilde gelenlerin çoğu geri gönderiliyor. Bunun da en büyük sebebi kaçak göçmen durumu. Çünkü maalesef insanlar burayı hani buraya gelip buradan Amerika'ya geçecek köprü olarak görüyorlar. Aslında çok yanılıyorlar, çok yanlış bir şey yapıyorlar. Bu benim kendi şahsi fikri görüşüm. Birçok ülkeyi dolaştım, birçok ülkede bulundum. Birçok insan, birçok ülkenin insanlarıyla birebir kontakta bulundum. Bunların içinde bana sorarsanız en güzeli, bize en yakını Meksikalılar. Yani içinde yaşamak için doğası, kültürü, insanı, ticareti vesairesiyle bence biçilmiş kaptan bir ülke burası. Bilmiyorum hani zaman içinde belki görüşlerim değişebilir, size daha farklı şeyler aktarabilirim ama bu buraya ikinci gelişim. İlk geldiğimizde bir 20 gün kaldık. Bu sefer de işte bir ayı geçti benim buraya geleli. Şimdi geri döneceğim tekrar Uruguay'a. Ama devamlı her gün dışarıda insanlarla konuşmaya, onlara bir şeyler sormaya gayret ediyorum. Yani burası hakkında aslında bir bilgi birikimi yapıyorum. Tabii bu çok çok önemli. İnsanlarla konuştukça aydınlanıyorsunuz. Aydınlandıkça aslında buranın bildiğimiz Meksika olmadığını görüyorsunuz. Burası rahat, insanların huzur içinde yaşadığı, güvensiz diye anlatılan ama gerçekten güvenli olan bir yer. Modern bir hayat yaşıyor büyük bir çoğunluğu. Tabii ki küçük kasabalarda, işte ne bileyim varoşlarda yaşayanlar aynı şeyi yaşayamıyor ama birçok insan burada rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyor. Ayrı zamanda Meksika insanının satın alma paritesi de yüksek. Herhangi bir yere giderseniz göreceğiniz şey insanların devamlı alışveriş yaptığı. Yani insanların cebinde hayatlarını huzurla yaşayacak kadar paraları var. Bir de paralarını bu insanlar bizim gibi ölü şeylere yatırmıyor. Onları da size bir şekilde anlatacağım. İmigrasyon memuru sizi karşısında gördüğünde sizin kaçak göçmen olmayacağınızı tahmin etmesi lazım buraya girebilmeniz için. Zaten hem Cancun havaalanında hem de Meksiko... Ah be amcacım ya. Nasıl tartlar gidiyorsun? Zaten hem Cancun havaalanında hem de Meksiko City havaalanlarında Meksikalı gümrük memurlarının haricinde aynı zamanda Amerikalı gümrük memurları da çalışıyor. Onlar da gelecek kişiler hakkında araştırmalar yapıyor. Herhangi bir sıkıntı görürlerse onlar da deport işlemi hakkında memurlara bilgi veriyorlar. Yani bu da aklınızın bir kenarında yazılı dursun. Bu arada Meksika'ya girişte herhangi bir aşı karnesi falan sorulmuyor. Aşı karnesine ihtiyacınız yok. O şekilde girebilirsiniz. Yalnız buraya gelirken veya herhangi bir ülkeye giderken muhakkak kapı girişinde memurun karşısına geldiğiniz zaman işte saçınız sakalınız düzgün olsun, ne bileyim kıyafetiniz geliş sebebinize uygun olsun, bunlar hep sizin şansınızı arttırabilecek şeyler. Aynı zamanda da ülkemizi de iyi temsil edebilecek şeyler. Maalesef içinde bulunduğumuz sosyopolitik süreç içerisinde ülkemiz kötü temsil ediliyor arkadaşlar. Bizler bireyler olarak ülkemizi yüceltmek zorundayız. O yüzden bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir yemek molası vereceğim.
Hamburgerim geldi. Şöyle size göstereyim. İrice bir hamburger. Burada tabii bir sürü sosla beraber bunlar servis ediliyor. Bir karnımı doyurayım. Ondan sonra videonun ikinci bölümüne geçeceğim. Orada da size anlatacaklarım var. Evet arkadaşlar, malum aç YouTuber konuşamıyor. Konuşamayınca da video güzel olmuyor. Karnımı doyurdum. İkinci bölüme devam. Buraya gelirken yanınızda bulundurmanız veya bulundurmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Birincisi, buraya gelirken elektrikli herhangi bir eşyanızı getirmeyin. Yani şarj edilebilir olanlar haricindeki eşyalar burada çalışmayacaktır. Çünkü buradaki elektrik 110 volt, bizim ülkemizdeki de 220 volt. Ama şarj edilebilen bilgisayar, cep telefonu gibi şeyler burada şarj edilmesi mümkün şeyler. Yalnız bunun için size şuraya bir resim koyuyorum. Muhakkak o adaptörden alın veya buraya geldiğinizde alırsınız. Ya Türkiye'deyken alırsanız veya bulunduğunuz yerdeyken alırsanız bu da işinizi daha kolaylaştırır. Çünkü buradaki priz sistemleri bizim priz sistemimizin aynısı değil, daha farklı. Yani en azından geldiğinizde cihazınızı şarj etmek için şansınız olsun. Aksi takdirde bunu gidip aranmanız gerekecek. Buraya gelip uzun süreli yaşamayı düşünüyorsanız muhakkak, hani biz Türkler çaysız yapamayız. Valizinizin içine bir çaydanlık atın arkadaşlar. Burada bulamazsınız. Bulsanız bile çok fahiş rakamlara bulursunuz. Sonra içinize oturur. Ya da termos içinde çay demlemek zorunda kalırsınız. Uruguay'da bir dönem biz bunu yapmak zorunda kaldık. Sonra ben tesadüfen hiç olmayacak bir yerde bir çaydanlık buldum. Böylece ilk çaydanlığımız oldu ama bu 6 aylık bir süreçti. Daha sonra biz Türkiye'den yeni çaydanlık da getirdik. Ki garantilerimizde bir tane daha olsun diye. O yüzden çaydanlığı unutmayın. Hatta mümkünse taşıyabiliyorsanız kendinize yanınıza bir miktar çay alın. Ne bileyim, çayı ince belli bardakta içmeyi seviyorum diyorsanız muhakkak ince belli bardağınızı da alın. Onu da burada bulmanız çok zor. Yalnız Mercado Libre diye bir internet sitesi var. Mercado Libre sitesinden bunu bulmanız mümkün. Ama onun da fiyatları tabii yüksek. Hani bulunmayan bir şeyi satıyorlar çünkü. O yüzden yüksek fiyatlar alırsınız. Bilginiz olsun. Tabii bir de bizim milli içkimize düşkünlüğünüz varsa muhakkak yanınızda anason yağınız olsun. Geri kalan malzemeleri burada piyasadan bulmanız ve milli içeceği yapmanız kolay. Onun haricinde hem de daha ucuza gelir. Onun haricinde başka bir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi devamlı şey çıkıyor işte, videolar görüyorum. Türkler alınmıyor Meksika'ya vesaire gibi. Bu sadece Türklere özgü bir durum değil. Ama tabii Türklerin de içinde bulunduğu bir coğrafyayı adamlar almak istemiyorlar. Orta Doğu ülkelerini pek fazla tercih etmiyorlar ülkelerine gelmesi için. Gracias. Çünkü adamların yaşanmışlıkları var. Artı sınır ihlalleri yapanlar var. Bu yüzden tercih etmiyorlar. Ve ellerinden geldiğince geri yollamaya çalışıyorlar. Ama siz geldiğinizde... Ama siz geldiğinizde kendinizi güzel prezente edebiliyorsanız, eliniz yüzünüz düzgünse, adamlar için herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünürlerse gelişinizin, sizi içeriye alacaklardır. Bunu böyle düşünmeyin. Gereken belge ve evraklar yanınızda olsun, yeter. Bunun haricinde sorgu odasına da alınabilirsiniz. Sorgu odasına da alınmanız illaki deport edileceğinizi göstermez. Önemli olan orada memura işte geliş sebebinizin turistik olduğu veya yatırım olduğu, her neyse artık, bunu güzelce ifade edebilmeniz, bunu evraklarıyla karşınızdaki kişiye anlatabilmeniz ve onu ikna edebilmeniz. Hani bunları gerçekleştirdikten sonra giremezsiniz diye bir şey yok. Giriş riskli mi? Evet. Bu risk için belirli paralar harcamaya değer mi? Bu da göreceli bir durum. Ama buraya gelip de buradan Amerika'ya geçme işine girişmeyin arkadaşlar. Hani size çok açık ve net olarak söylüyorum. Bu bin türlü risk. Yani bir insan kaçakçılığı işine bulaşıyorsunuz. Sizin için çok riskli bir şey.
Yani burada sadece paranızı kaybetmeniz değil, canınızı kaybetmeniz de söz konusu. Geçeceğiniz yerler, irtibat kuracağınız kişiler bazında. Bu işlere girişmeyin arkadaşlar. Bu işler doğru işler değil. Burası bizim yaşamak için başvurduğumuz ikinci ülke. Bilmiyorum daha fazla olur mu olmaz mı hayatımızın ileriki dönemlerinde. Ama gidip prosedürüne uygun olarak işlemleri yaptığınız zaman zaten bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani kaçak göçek işler yaparak bunlar karşılığında ne olacağı belli olmayan şeylere emeğinizi harcayarak bu paraları vererek bu işlere girişmeyin. Doğru yolla yapın, garantili yapın. Belki biraz daha uzun sürebilir. Ama ne başınız ağrısın, ne kötü şeyler yaşayın. Çünkü sınırlarda biz duyuyoruz. İşte ölenler oluyor, kaybolanlar oluyor. Bu kaybolanların birçoğu da tabii ölenler kısmına giriyor daha sonra da. Yakalanıyor, geri yollanıyor. Yani bu risklere değer mi? Değmez. Ha, bir başka konu. İşte Amerika'ya da gittik. Avrupa'nın ülkelerine de gittim. İşte Latin Amerika'da, Güney Amerika'da da ailece dolaştık. Arjantin'i, Brezilya'sı vesairesi. Bunların içinde benim gördüğüm kadarıyla yaşanabilecek, içinde hayat sürdürülebilecek ve mutlu olarak yaşanabilecek ülke derseniz kesinlikle Meksika. Yani şayet siz yurt dışında yaşamayı düşünüyorsanız, böyle bir amaç edindiyseniz, bir de ne şekilde yaşamak istediğinize bakmanız gerekiyor. Yani hayat amacınızın ne olacağına bakmanız gerekiyor. Hayatı hayat olarak yaşayıp mutlu bir şekilde yaşamak ve sonlandırmak mı vakti geldiğinde, yoksa hayatı çalışmak için yaşayıp da para sahibi olup daha sonra o kazandığınız paralarla da hastane paralarını ödeyerek bir hayat yaşamak mı? Yani bunları iyicene göz önünde bulundurmanız lazım. Tabii ki para hepimiz için geçerli bir unsur maalesef. Hepimiz para kazanmak durumundayız bir şekilde. Ama hayata bakış açınızı iyi sentezleyin. Buradan işte gidip de işte Amerikan rüyası yaşayacağım ben. Amerika'da yaşayacağım ben. Bu saçmalığa asla ve asla alet olmayın veya bunu düşünmeyin arkadaşlar. Tamam, Amerikan rüyası diye bir şey var. Bu bir kesim. Ama bu Amerikan rüyasının içinde belki o ülke sınırları içine giren veya o ülke sınırları içinde yaşayan 500 bin kişide bir bu rüyayı yaşayabiliyor veya bu kadar çok ekonomik bağımsızlığını elde edebiliyor. Yani bunları muhakkak kafanızın bir kenarına yazın. O kişilerden biri olabilecek misiniz? Yoksa Amerika'nın kapitalist çarkları arasında ezilip yok mu olacaksınız? Yani bu da bir süreç. Artı kaçak göçmen olarak oraya girdiğinizde oradaki insanlar gibi para kazanamayacaksınız arkadaşlar. Bunu da bilin. Yani normalde şu anda farazi konuşuyorum, hiç o rakamları bilmediğim için. Normalde orada günlük bir gelir saat başına diyelim ki 5 dolar, diyelim ki 8 dolar. Siz kaçak göçmen olarak şayet oradaysanız bu kazanacağınız rakam 5 dolarsa 2 dolara düşecektir. Yani kaçaklık sürecini atlatabilmeniz lazım. Tekrar legalize olabilmeniz lazım ki o paraları kazanmaya başlayın. Bunlar hep sizin için aklınızda bulunması gereken şeyler olsun arkadaşlar. Hayat güzel, hayatı doğru yaşayın, güzel yaşayın. O zaman daha kolay olacaktır her şey bence. Evet arkadaşlar, Meksika konusunda size verebileceğim bilgiler bunlar şu an için. Daha farklı bir şeyler öğrenirsem yine size aktarmaya çalışırım. Bu videonun da sonuna geldik. Hepinize seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bunun haricinde zilimize basarak bize destek olmayı ve bizden gelecek bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize uzaklardan sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.